lazım sana. Orada biri var. Hadi yanaş. Su verin bu hatuna. Hızır Reis. Başka kimse var mı? Yok Reis, kimseyi bulamadık. Kimmiş bu kadırga belli mi? Hayır, anlaşılan o ki fırtınaya yakalanmışlar. Bu hatunun yaşaması Allah'ın büyük bir mucizesi. Farsça konuştu az haber reis. Çekesi asti. Muselmuni. Götürün, doyurun karnını. Mandrak hocam ibaret. İstanbul, Bekasre Sultan. Çabuk. Hadi götürün şunları. Daha akşam yemeğini hazırlayacağız. Ay maşallah. Şeker. Vallahi tadı yok. Bunun pekmezini az koymuşsun. Sen yetiştirdiğime dua et. Ya bıldırcınlar nerede kaldı? Geliyor ağam. Git bak şunlara söyle oyalanmasınlar. Bana bak bana. İğrilerini seçsinler, Hürrem Sultanımız pek sever. Haydi haydi. Sümbül ağam, ya bu harcamaların hatta hesabı yok. Gene başımız ağrımasın. Yok yahu, Hürrem Sultanımızın gönlünden koptu. Her şeyi kendi cebinden karşılıyor. Zaferini kutluyor desene şuna. Zafer ki ne zafer. Artık daha olsa önünde duramaz vallahi. Yahu lafa tuttun beni. Gideyim Gülşah bütün altınları dağıtmasın. Benim aklımı da ayır. Zırnık koklatmam. Fasık. Allah razı olsun.
Merak etmeyin kızlar. Allah razı olsun. Hepinize yetecek kadar altın var. Allah razı olsun. Hürrem Sultan daha nice hediyeler bahşedecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun Sultan. Al bakalım. Fatma Hatun, ne yapıyorsun sen orada? Baykuş gibi dönemişsin. Hadi işine, işinin başına. Yılan suratlı melauna. Sultanım, hoş geldiniz. Sefa kademler. Duyduklarım doğru mu? İbrahim Paşa'yı boşattınız mı gerçekten? Daha sonra Gülfem. Sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsunuz? Yoksa hünkârımıza? Çekil Gülfem. Bugün her şey bitecek. Hayır sultanım. Acele etmeyin ne olur. Bunun neticeleri çok ağır. Razıyım ben. Ne olacaksınız? Teşekkür ederim. Sultanım. Ne oldu size böyle? Hiç. Ne oldu? Niye geldin sen? Az evvel Hatice Sultan'ı gördüm. Vallahi öyle bir geçti ki taşlıktan yer sarsıldı, yer zelzele. Hünkârımızla görüşecekmiş. Bir şey dedi mi? Duyduğuma göre İbrahim Paşa'dan boşanıyormuş. Belli ki vaziyeti anlatmaya gidiyorlar. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Emredersin sultanım. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hatice'm, durma öyle, yaklaş. Ben de seni görmek istiyordum. Malum, İbrahim yakında sefere çıkacak. Onun yokluğunda burada kalmanı isterim. Neyin var senin, bir şey mi oldu? Hünkârım, ben... Ben İbrahim'le alakalı konuşmaya geldim. İbrahim'le alakalı? Onu boşamaya karar verdim. Paşanın sonu geldi Sümbül. Biz bundan sonrasına bakalım. Sultanım, silsile gereği Ayas Paşa Vezir-i Azam olur. Ayas Paşa'dan yana bir şikayetim yok. Fakat yapmak istediklerimi onun varlığında yapmam güç. Siz İskender Çelebi'nin mi gelmesini istiyorsunuz? Ona itimadım tam. Fakat bir hayli kuvvetli, hırslı, zengin. Böyle bir adama bir kez iktidar verirsen geri almak için savaşmak zorunda kalırsın. O halde başka bir paşayla irtibat kurmak icap eder. Divanda kim var, kim yok?
Hepsi hakkında malumat istiyorum. Ne yer, ne içerler, kime dost, kime düşmanlar. Haklarında her şeyi bilmek istiyorum. Emriniz olur sultanım. Amadeyim. Harem ne vaziyette? Arzu ettiğiniz gibi sultanım. Kutlamalar devam ediyor. Harem yetmesin be. Dört bir yanda aş evleri kurursun. Fakir fukaranın karnını doyurun. İlaveten benim adıma vakıflara bağışta bulun. Nüfuzlu ailelere, beylere, paşalara hediyeler gitsin. Bilhassa ecnebi elçilere. Tüm dünya görsün, bilsin ki haremi artık ben yönetiyorum. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek boşamaya karar verdin? Ne olur bana bir şey sorma abi. Senden ricam. Bu kararımı tasdik etme. Evvela sebebini söyle. Eğer hakkım varsa elbette gereğini yaparım. Başka bir hatunla birlikteymiş. Emin misin bundan? Evet. İtiraf etti. Üstelik alelade bir şey değil. Hatuna ev kurmuş. Ondan bir çocuk bile peydah olmamış. Hatunun karnı burnunda. Gülfem bekle. Bahçeye gidiyorum. Birlikte gidelim. Hem biraz konuşuruz. Konuşacak bir şey yok. Hata yapıyorsun. Ben seni neden öldürmek isteyeyim? Hürrem'in tuzağıydı o. Görmüyor musun? Gayesine de ulaştı. Azledildim. Ben artık neye, kime inanacağımı bilmiyorum sultanım. Evladımın üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Olan oldu artık. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Hem zaten başımızda daha büyük bir dert var. Ne oldu ki? Hatice Sultan. Söylediğine göre ayrılmış hatundan. Gibi olduğundan da haberi yokmuş. Doğru olabilir ama ne fayda? Yıllarca birlikte olmuş. Benden, ailesinden ayrı bir hayat kurmuş. Bunu nasıl unuturum? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşarım? Kimmiş bu hatun? Esas vahim olan da bu. Meğer yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Ne kâr kafa. Alıkoydum hatun. Vakti gelince cezasını çek. Hünkârım, İbrahim Paşa'ya ulaşamadık. Neredeyse bulun getirin derhal. Sefere çıkmak üzere ordugaha hareket etmişler. Arzu ederseniz tez ulak yollayalım.
Nasuh Efendi, sen bilirsin işin aslını. Hürrem Sultan haremin idaresini devralmış diyorlar. Doğrudur paşam. Hayırlara vesile olsun. Amin. Amin de. Ne oldu ki birden? Gelenler var! Paşanız mı bu gelen? Ha kendileri paşa. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Mustafa Paşa. Buyurun paşa. Derhal hazırlıklarını yap, sefere çıkıyoruz. Paşam nasıl olur? Bir hafta sonrası için karar almıştınız. Kararımı değiştirdim paşa. Hemen şimdi çıkacağız yola. Toparlanmamız vakit alır paşam. Ancak yarın sabah... Sana ne diyorsam onu yap. Emredersiniz paşa. Atrakçı. Hatice'm sen artık sarayına dön. Evlatların yanında ol. Bir şey söylemeyecek misin? Bana yapılan bu hakarete karşı sessiz mi kalacaksın? Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana bunu reva görenler elbet bedelini ödeyecek. Zira hiç kimse ailemden daha kıymetli değildir. Sen nasıl istersen öyle olacak. İbrahim'in akıbetine sen karar vereceksin. Lakin görüyorum ki derin bir keder içindesin. Acın, öfken, kan olmuş akıyor gözlerinde. Öyle bir hissiyatla verilen bir kararın vebali ağır olabilir. Bu yüzden evvela düşünmeni istiyorum senden. Kendin için, evlatların için düşün. Ben zaten... Karar yine senin Hatice'm. İster al canını, ister bağışla. Sen neye hükmedersen benim de hükmüm odur. Bilesin. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Öldürecek bizi. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepiniz ölecek. Bizi öldürecekler. Ölecek. Hepimiz ölecek. Bizi öldürecekler. Ölecek. Hepimiz ölecek. Hay Allah. Ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok Nasuh Efendi. Neyse kaderimiz, yaşayacağız bunu. Bu kader değil paşam. En başından belliydi böyle olacağı. Siz bile isteye çıktınız bu yola. Paşam. Bugüne kadar size olan sadakatimden, hürmetimden hep sustum. Ne dediyseniz kabullendim. Şimdi bir kez olsun siz beni dinleyin. Gidin paşam. Gidin. Hünkârımızı öğrenmeden bir hal çaresine bakın. Sultanımızla konuşun, af dileyin. Af dileyin. Af dileyim öyle mi? Bağışlanmak için yalvarayım yani. Beni böyle mi tanıdın sen? Hı? Yaptıklarını taşıyamayacak kadar aciz bir zavallı mıyım ben? Haşa paşam. Demem o ki... Evet. Sultanımız sizi sever. Hünkârımız da öyle, kardeş yerine koyar. Asla canınıza kıymaz, hele böyle bir hadise için. Bilmezmiş gibi konuşma Nasuh Efendi. Bu güneşin altında nice kardeş kanı döküldü. O halde neden buraya geldiniz paşam? Hünkârımızın karşısına çıksaydınız neden sefere gidiyorsunuz? Ben sefere gitmiyorum Nasuh Efendi.
ben ölüme gidiyorum. Savaş meydanında bir asker gibi dövüşerek ölmek istiyorum ben. Anladın mı? Peki geride kalanlar ne olacak paşam? Evlatlarınız, sultanımız. Söyle. Söyle hadi söyle çekinme hadi. Nigar Hatun. Değil mi? Üstelik hatun gebe. O çocuk doğacak. Ve kim bilir belki ben hiçbir zaman göremeyeceğim onu. Fakat ben yaşamasını istiyorum. Yaşayacak. Sakın dokunma bana. Yaklaşma. Korkma hatun. Sana yardım etmeye geldim. Seni kurtarmaya geldim. Yakında çıkacaksın buradan. Sen kimsin? Kim gönderdi seni? Kudret Ağa derler buna. Paşa Hazretleri'nin emriyle geldim. Allah'ım ya Rabbim sana çok şükür. Hadi çabuk çıkar beni buradan. Zamanda geleceğim tekrardan. O güne kadar bekle. Hadise çıkarma. Karnındaki Sabi'yi koru. Paşamız nerede? Ne yaptılar ona? Bu kadar yeter Kudret Ağam. Tamam, geliyorum. Anlatmışlar her şeyi sultanım. Bitti bu iş. Ne bitmesi? Daha yeni başlıyoruz. Mahidevran, seni görmek ne hoş. Malum, epeydir odadan çıkmıyordun. Yarı sen ayarladın değil mi? Bir yılan gibi sen soktun paşanın koynuna. Paşanın böyle zaafları olduğunu bilseydim çoktan yapardım. Düşünemedim o kadarını. Hayret, yıllarca nasıl gizlemiş bunu? Nasıl fark edemedin? Bu yaptıkların yanına kalacak sanma Hürrem. Mahidevran sen neden hala buradasın? Manisa'ya sevgili oğlunun yanına gitmeyecek miydin? Şehzademiz nerede? Uyuyakalmamıştır inşallah. Bekir Ağa. Yahu lalam latife ediyorum. Malum şehzademiz pek genç. Hünkârımız Sultan Süleyman daha gençti geldiğinde.
Lakin yaptıkları ortada. Şimdi koca bir cihanın sultanı. İyi dersin de o vakit başka şehzade yoktu ki. Oysa şimdi tam 4 şehzade var sırada bekleyen. Sus be adam, edebinle konuş. Saruhan Sancak Bey'i Şehzade Mustafa Hazretleri. Hadi kızlar, oyalanmayın. Daha bir yığın işimiz var. Nimet Kalfan. Buyurun Fidan Hatun. Bu gece için en güzel cariyeleri hazırla. Şehzademizin gönlünü hoş tutalım. Malum sultanımızın emri. Bir an evvel çocuk istiyorlar. Sen hiç merak etme Fidan Hatun. Ben alakadar olurum. Şehzade Hazretleri, nicedir yolunuzu gözlemekteyim. Geldiniz, şeref verdiniz. Bendeniz Bekir Ağa kulunuz, her daim emrinizdeyim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ne iyi, köle aldılar beni. Ölüme gidiyorum. Hayır, ölüm yok. Evine gideceksin. Nasıl? Adın ne? Silvia. Silvia. Kimin için ağlıyorsun? Kendin için üzülmüyorsun, ben anladım. Kardeş var benim. Daha çok küçük. Yalnız kaldı. Bakacak kimse yok onu. Benim kaçmam lazım. Hem de çabuk. Yoksa nasıl dönerim? Tamam. Sakin ol. Ben yardım edeceğim sana. Nasıl? Bilmiyorum. Ama bulacağım bir yol. Çocukları yatırın artık. Oğlum. Sultanım. İlk kez size veda etmeden gidiyorum. Zira bu son ayrılığınız. Sizi bir daha göremeyeceğim. Acı da olsa bunu kabullenmeye ve dahi neticelerine katlanmaya mecburum. Madem niyetiniz beni boşamak, hiç durmayın. Katlime ferman verseniz dahi canım yanmaz. Zira yaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Vaktiyle aşkınız için her şeyden vazgeçip Parga'ya gitmiştim. Yine oraya gider kendime yeni bir hayat kurarım. Elbet ölmez sağ kalırsam. Sizi ve evlatlarımı yüce Rabbime emanet ediyorum.
Diyarbakır'dan Halep'e geçeceğiz. Orada Ulama Paşa ve diğer beyler bize katılacaklar. Orduyu toparladığımız vakit Bağdat'a yürüyeceğiz. O Tahmasp denilen çocuk ve elbette ona yaltaklık eden hainler bizim kahredici kuvvetimizden nasiplerini alacaklar. Hiç kuşkum yok paşam. Lakin Tahmasp'ın nerede olduğu belli değil hala. O vakit karşımıza çıkması için ne gerekse yapacağız paşam. Ya çıkmazsa? O vakitte Safavi hanedanını rezil bir korkan yönettiğini cümle alem duyar ve öğrenir. Paşa Hazretleri. Kimler gelmiş? Nihayet teşrif edebildiniz. Duyar duymaz çıktım yola. Nedir bu acele paşam? Ben böyle münasip gördüm. Senden istediğim hususi muhafızları getirdin mi? Emrinize verilmek üzere 30 muhafız hazır. Mustafa Paşa biz kaç muhafız istemiştik? 110 muhafız paşam. Kalan 80 muhafız nerede? Daha sonra hünkârımızla birlikte katılacaklar. İskender Çelebi, emirlere itaatsizlik büyük suçtur. Bilhassa sefer sırasında. Ne haddime paşam? Ben sadece... Çık dışarı! Bir daha da desursuz sakın girme. Dikkatli olun. Fırsatını bulduğu an benden kurtulmak isteyecektir. Merak etmeyin efendi hazretleri. Her türlü tedbiri aldık. İbrahim Paşa'mızın emniyeti için de tedbir alın. Malum, yolumuz uzun. Kurda kuşa yem olmaz. Anladım. İlaveten, neden erken çıkmış yolu öğrenmem? Emredersiniz. Sultanım. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Daha sonra gel Mahidevran. Uyumak istiyorum. Beni dinleyin ne olur. Yoksa çok geç kalırız. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Hürrem bana tuzak kurdu. Harem'i artık o yönetiyor. Ben burada acı çekerken senin dertlerini dinleyemeyeceğim Mahidevran. Bu benim meselem değil. Hanedanın meselesi sultanım. Eğer İbrahim Paşa'yı boşarsanız Hürrem'in ekmeğine yağ sürersiniz. Neden gelip size anlattı? Sizi çok sevdiği için mi? Hayır. O sadece paşadan kurtulmak istiyor. Bunu da bizzat size yaptırmak niyetinde. Kimin söylediği mühim değil. Neticede hakikat bu. Hakikat nedir? Paşanın bir hatunla gönül eğlendirmesi mi? Beni kendinizle karıştırmayın Mahidevran. Ben böyle şeylere katlanmak zorunda değilim. Yar için mi yıkacaksınız yuvanızı? Üstelik birbirinize aşıkken. Ne aşkı? Al. Al oku paşa neler yazmış. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil. Af dileyeceği yerde bir de üste çıkıyoruz. Zinhar bağışlamayacağım. Bağışlayın demiyorum size. Elbette bedelini ödesin. Mesela sizin gibi güzel bir kadından mahrum kalsın. Ama sakın boşamayın. Bu sadece Hürrem'in işine yarar. Bu akılları kendin için kullansaydın, Hürrem bu kadar büyümezdi. Sultan. Yeter Mahidevran. Çekilebilirsin. Bu
Hatice Sultan'ı gördüm giderken. Kanadı kırılmıştı sanki, içim acıdı. Onu yalnız bırakma Hürrem. Merak etme, gözüm üzerinde olacak. Aklım almıyor bir türlü. İbrahim Paşa bunu nasıl yapar, nasıl kıyar sultanımıza, hem de Nigar için. Süleyman, neyi bekliyorsun? Paşa hak ettiği cezayı ne vakit alacak? Yoksa seferi mi bekleyeceksin? Bu mesele Hatice ile İbrahim arasında. Kararı Hatice verecek. Verdi zaten, boşanmak istiyor. Ben biraz daha düşünmesini istedim. Bağışlarsa ne olacak peki? Göz mü yumacaksın bu ihanete? Bugün Hatice'yi ağlatan yarın seni ağlatmaz mı? Hürrem. Yıllardır ayrı bir hayatı varmış. Sen onu kardeşin yerine koydun. Hiç kimseye baş etmediğin yetkileri verdin. Ama o senin arkandan işler çeviriyor. Bu kaçıncı? Dediğim gibi, kararı Hatice verecek. Sultanım. Nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim Hatice Sultanım. Bu uğursuzu sarayından uzak tut demiştim. Bana yardım edin sultanım. Çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladımı. Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz başı ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi derdine yan. Çekilebilirsiniz. Sen kal. Sultanım afiyet olsun. Gülfemadım, hoş geldin. Gel otur şöyle, bir şeyler ye. Ne içersin? Sağ olun, benim işlerim var. Ben malumat vermeye gelmiştim. Şehzade Mehmet'in dairesi hazırlandı.
Ne vakit isterseniz geçebilir. Ne güzel. Mehmet bu habere çok sevinecek. Hayırlı geceler. Gülfem Hatun. Neyin var senin? Hatice Sultan'a mı üzüldün yoksa? Başka ne olabilir ki? Keşke söylemeseydiniz. Hatice Sultan bunu bilmek zorunda değildi. Er veya geç ölenecekti ama neticede hatun gebe. Bir hal çaresine bakılırdı. Ama siz bu fırsatı kaçırmak istemediniz tabii. Zaten Mahidevran Sultan'ı da siz göndermişsiniz. Beni de alet ettiniz. Gülfem Hatun onun laflarına itibar etme. Bize fayda getirmez. O bugün var yarın yok. Kendi suçunu bastırmaya çalışıyor. Gider ayak fitne fesat peşinde. Benim seninle hiçbir meselem yok. Sana karşı hep iyi oldum değil mi? Bunu inkara kalkışmayacağını umuyorum. Bilmiyorum. Kimin günahı varsa Allah onu ıslah etsin. Çekilebilirsin. İnsan ruhunu kemiren üç hayvan. Kaplan, aslan ve kurt. Evet. Bunlardan biri hırstır. Diğeri kibir. Ötekisi ise haset. Korkuların en korkuncu kendini beğenmektir. Hünkârım, Miraur Rüstem'a geldiler. Gelsin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel Rüstem'a yaklaş. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Lütfedip bana Mirahur rütbesini bahşettiniz. Vazifeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Şeref duyarım hünkârım. Mustafa'm, aslan parçam nasıl, bir havadis var mı? Sağ salim ulaştılar. Sıhhatleri de yerinde maşallah. Şehzademiz ilk fırsatta vaziyetini arz edecektir size. Âlâ. Hünkârım, Şehzade Mehmet ve Mihrimah Sultan için hususi atlar seçmemi istemiştiniz. Bizzat alakadar oldum. Atlar geldi, hazır. Haber yolla o halde. Gidip görsünler hediyelerini. Emredersiniz hünkârım. Başka bir arzunuz yoksa? İçeri gel. Beğendin mi daireni? Çok beğendim validem. Teşekkür ederim. Nihayet artık benim de bir dairem oldu. Bu daireye sığmayacaksın Mehmet. Benim Cihan padişahı oğlum bir gün gelecek. Bütün Osmanlı mülkü senin ayaklarının altına serilecek. Anne, ben ne olacağım? Sen de abinin yanında olacaksın. Onu demiyorum. Ne oldu Mirma? Kıskandın mı yoksa beni? Alakası yok. Mirşima, benim ay parçam. Hiç asma o güzel yüzü. Valide Sultan'ın dairesine geçer geçmez kendi dairemin sana tahsis edilmesini buyuracağım. Nasıl geçeceksiniz?
Bu mümkün değil. Orası boş kalacakmış. Öyle diyorlar. Onların ne dediği kimin umurunda? İbrahim Paşa'ya göndermeni istediğim bir şey var. Elbette hünkârım. Bir hayli kıymetli olsa gerek. Öyle. Emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Ben derhal alakadar olurum. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Kalkmaz kuvvetle muhtemel Tebriz civarlarında bir yerde. Gelen istihbaratlar da bu yönde paşam. Tebriz mühim. Şayet orayı ele geçirirsek bütün Acem diyarı hakimiyetimiz altına girer. Mühim olan ele geçirmek değil paşa. Orada kalıcı bir sulh sağlamak. Hakimiyetimizin olduğu her yerde sulh de vardır paşa. Mesele de bu zaten. Askeri olarak bizimle baş edemezler. Fakat biz ne vakit geri dönersek onlar tekrar doğuya hakim oluyorlar. Selçuklulardan beri bu böyle. En son Sultan Selim Han Çaldıran'da büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat vaziyet ortada. Ne yapmak lazım paşam? Aklınızda bir şey var mı? Evvela Safevileri yeryüzünden sileceğiz. Akabinde bölgeye hakim, kuvvetli bir hanlık kurulmalı. Ve başına Osmanlı'ya, Sultan Süleyman'a bağlı kudretli bir han tayin edilmeli. Başka bir devlet kurmaktan bahsediyorsunuz paşam. Afşar Bey'im, ben Şah Tahmasp'ın hususi ulaklarından Piştar Karali. Size bu mektubu teslim etmem emredildi. Şahımız Tahmasp, İbrahim Paşa'yı öldürmemizi emretmişler. Acem diyarı İstanbul'dan yönetilemez İskender Çelebi. Mutlak surette Osmanlı'ya bağlı bir devlet kurulmalı. Peki bu kudretli han kim olacak? Aklınızda biri var mı? Ben kimi münasip görürsem o olacak. Hünkârımız ne dediler? Bu yüce fikrinizi paylaşmışsınızdır herhalde. Daha evvel hiç savaşmamış birisi için epey kıymetli bir kılıç bu. Hı? İnşallah kullanmasını biliyorsundur. Zira ihtiyacın olacak. Meclis sona ermiştir. Derhal hazırlıklara başlayın.
sultan. Bu atlar bizim mi şimdi? Evet. Hünkârımız bunları sizler için hususi getirdi. Hangisi benim? Sizin için beyaz olan atı seçtim sultanım. Lakin beğenmediyseniz... Hayır, çok beğendim. Sultanım, size bir şey vermem gerek. Neymiş o? Nedir bu? Kim gönderdi? İskender Çelebi. Gülfem Hatun, sen ne yapıyorsun burada? Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Valide Sultan'ın dairesini kendisi için hazırlamamızı buyurdular. Benim niye malumatım yok bundan? Bunu Hürrem Sultan'ımıza sual edersiniz. Hünkârımız bu dairenin boş kalmasını buyurdular. Kendileri aksini söylemediği müddetçe bu daire boş kalacak. Gülfem Hatun, bu sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yıkıl karşımdan. Defol. Sultanım, evvela selam eder, mutlak zaferinizi kutlarım. Size bu mektubu veren Rüstem Ağa'ya itimat edebilirsiniz. Kendisi benim yetiştirdiğim sadık ve yetenekli bir zattır. Bilhassa yokluğumda size faydası olacaktır. İlaveten bana bir emriniz olur ise Rüstem Ağa ile haber verebilirsiniz. Hürmetlerimi sunarım. Rüstem Ağa. Buyursunlar sultan. Senin vazifen ne? Mirahur tayin edildim sultanım. Hünkârımız sana atlarını teslim edecek kadar güveniyor demek. Lütfettiler sultanım. Burada ne yazdığını biliyorsun değil mi? Size hizmet etmekten şeref duyarım sultanım. Güzel. Mirşima Mehmet. Hadi dönüyoruz. Anne, ben ata binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mirşima. Gel. Ayaz Paşa, İbn-i Kemal Efendi'nin vaziyeti nedir? Hünkârım, Şeyhülislam Efendi'nin hali iyi değil. Hekimler çaresiz. Rumeli Kaz askeri Sadullah Sade Efendi'ye haber yolla. İbn-i Kemal Efendi'nin vefatı halinde kendisini Şeyhülislam olarak tayin etmek isterim. Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Hızır Reis'in şanına yakışır bir şekilde karşılanmasını sağla. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Söyle Kasım Paşa. Hızır Reis'i hepimiz sever, hayranlık duyarız. Lakin başına buyruk ve devlet terbiyesi almamış bir zat-ı muhteremdir kendisi. Payitahttaki varlığı faydadan çok sıkıntı yaratabilir. Cezayir Beylerbeyi olarak görevine devam etmesi devlet-i âliyenin nizamı için... Hızır Reis... Uzun yıllar devlet-i âliyeye hizmet vermiş kudretli bir Osmanlı beyidir. Rabbime şükürler olsun ki ordumuz karada mutlak hakimdir. Lakin bunu denizler için söylemek güç. Bu yüzden kuvvetli bir donanmaya ve dahi onu yönetecek büyük bir kumandana ihtiyacımız var. İşte bu kumandan Hızır Reis'ten başkası değildir. Selviye,
Ordu, kalk. Burası mı söylediğin yer? Evet, burası. Güzelim Gulya burada yaşıyor. Güzel, oraya kadar yüzebilecek misin? Yüzerim ama. Benimle gel. Buradan çıkış yok. Adamlar kapıda var. Öldürürler bizi. Ne yapacaksın? Ben ölüyorum. Nefes almam lazım. Böyle söyle. Nasıl ben? Başka çare yok. Yoksa kardeşini unut. Bir daha göremezsin. Kız hasta. Ölüyor. Nefes burada yok. Ölecek. Ölüyor. Su lazım. Ne olur su verin. Görmüyor musun? Nefes alamıyor. Ölecek. Hekim çağır. Durma. Tamam, bekleyin burada. Hekim çağıracağım. Silvia, haydi atla. Sen gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Olmaz, sen de gelecek. Birlikte gideceğiz biz. Gulya çok zengin, güçlü. Bizi korur. Silvia, haydi durma, atla. Uzaklaşıyoruz. Ama bunu al. Yüce İsa yanında olsun. Haydi. Sen niçin gitmedin onunla? Hı? Fırtınadan sağ kurtuldun. Üstelik onlarca kişinin öldüğü bir fırtınadan. Geldiğinde Farsça konuşuyordun. Şimdi ise dilimizi konuşuyorsun. Üstelik en az benim kadar. Kimsin sen Hatun? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Kim olduğum, nereden geldiğim mühim değil. Ben bir köleyim ve aşağıdaki hatunlar gibi kaderime gidiyorum. Reis, bağışlayın. Hastayım deyince soluklansın diye çıkarmıştım. Hekim çağırmaya gittim. Diğer hatun hemen alırız reis. Bırakın gitsin. Bu hatunu da götürün yerine. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanı açıyorum. Şehzade Hazretleri, müsaadeniz olursa sarayla alakalı malumat vermek isterim. Dinleyeceğim Lala. Her şeyi bilmek istiyorum. Fakat evvela Bekir Ağa'yı anlat bana. Zira kulağıma bazı laflar geldi. Bekir Ağa hakkında ağır ithamlar var. Rüşvet, iltimas, vazifeyi kötüye kullanma. Nedir bu işin aslı astarı Lala? Kim ne biliyorsa anlatsın. Esnaf su koyuverdi Bekir Ağa'm. Kimse bir şey ödemiyor. Şehzade geldi ya, ondan medet umuyorlar. Az biraz bekleyelim bakalım. Sonra bilirim ben onlara yapacağımı. Şehzade Hazretleri beni görmek istemişler. Bekleyin, çağrılacaksınız. Ne oldu? Niye çağırmışlar? Bir şey söylediler mi? Bir malumatım yok ağam.
Sizi şikayet etmiş falan olmasınlar ağam. Tasalanma. Şikayet etseler ne olacak ki? Şehzademiz daha bir çocuk. İki lafımla onu avucumun içine alırım. Ondan sonra da aynı nizam devam edip gider. Bekir ağa! Şehzade Hazretleri, beni buyurmuşsunuz. Gel şöyle yaklaş. Huzurunuzda olmak benim için büyük şeref. Bu sayede yüce devletimiz için yapmış olduğum kıymetli hizmetlerden sizlere bahsedebilirim. Lüzum yok Bekir ağa. Ben o kıymetli hizmetlerin neler olduğunu öğrendim. Rüşvet, iltimas ve daha bir sürü yüz kızartıcı itham. Şehzadem, haşa huzurdan. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki yalan bunlar, iftira. Bunları bana değil, kadıları anlatırsın. Lala. Buyurun şehzadem. İrademdir. Bekir ağa hakkındaki ithamlardan yargılansın. Ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Şehzadem, yalan bunlar, iftira şehzadem. İftira, alın iftira. Götürün. Kurban ediyorlar beni. Zindana atın. Şehzadem, acıyın bana şehzadem. Şehzadem, ben suçsuzum. Yemin ederim suçsuzum. Şehzadem, kıymayın bana. Şehzadem, kıymayın bana. Dinleyin beni şehzadem, kıymayın bana. Devam edin. Ne oldu Gülşah, nedir bu yüzünün hali? Sultanım, bir mesele var. Size söylemeden halletmeye çalıştım. Lakin Gülfem Hatun her seferinde engel oluyor. Gülşah, uzatma, söyle. Valide Sultan'ın dairesini hazırlamamıza müsaade etmiyor. Ondan müsaade isteyen kim? Ben sana bir vazife verdim. Bunu dahi yapamayacaksan yanımda ne işin var? Sultanım, bağışlayın. Fakat kendisi baş haznedar. Ayrıca hünkârımızın kadını. Sümbül Ağa'ya da söyledim ama... Tamam, kes. Nerede şimdi? Az evvel Valide Sultan'ın dairesindeydi. Gel benimle. Gülfem Hatun, ne demek oluyor bu? Ne hakla engel oluyorsun? Teamüller gereği bu dairenin boş kalması icap ediyor sultanım. Vaka hünkârımızın isteği de bu. Malum, Mahidevran Sultan'a da tahsis edilmedi. Seni ikaz etmiştim Gülfem. Söylediklerin boşa gitmiş. Beni başkalarıyla karıştırma. Hele Mahidevran'la asla! Ben bir şey istiyorsam mutlak suretle alırım. Bu kez alamayacaksın Hürrem. Ne yapıyorsun sen Hürrem? Neyin peşindesin? Sultan, daha dün bu dairenin Mahidevran'a verilmesine engel olmuşsun. Validemizin aziz hatırasına saygısızlık olacağını söylemişsin. Doğru değil mi? Şimdi ise bu daireyi kendin için istiyorsun. Sultan, o günden bugüne çok şey değişti. Mahidevran azledildi. Paşamızın vaziyeti malumunuz. Ben de haremin idaresine getirildim.
daireye mi göz koydun? Yeterince vakit geçti. Sürekli boş kalamaz. Kalacak Hürrem. Burası hep boş kalacak. Neden biliyor musun? Çünkü burada sadece valide sultanlar oturur. Şayet bir gün evlatlarından birine taht nasip olursa, o gün bu daire sana verilir. Allah yazdıysa bozsun. Şimdi kendi dairene dön ve edebinle otur. Sizi arıyordum. Bana karşı birlik oldular. Hatice Sultan dairenin boş kalacağını söylüyor. Bana gelince hemen bir teamül icat ediyorlar. Sultanım, esasen hakları var. Usuller böyle. Sümbül usullere riayet edecek olsaydım şu anda yaşıyor olmazdım. O halde acele etmeyelim. Yakında hünkârımız sefere gidecek. O daireyi alacağım Zümbül. Duydun mu? Bari sultanın dairesi benim olacak. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem'in haremi dilediğince yönetmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanım, keşke hiç karışmasanız. Canınız sıkılacak. Günlerdir ben ne haldeyim, sen biliyor musun Gülfem? Hayatımı mahvetti. Onun yüzünden İbrahim'i kaybettim ben. Lakin bunun bedelini ödeyecek. Size yemin ediyorum. Doğduğuna pişman edeceğim. Aklınızda ne var sultanım? Ben ne yaşadıysam Hürrem de onu yaşayacağım. Ne demek bu? Ondan kurtulmanın tek bir yolu. Başka bir kadın. Sultanım, validemiz bunu çok denedi. Onlarca cariye yolladı hünkârımıza. Lakin nafile, muvaffak olamadılar. Doğru. Hürrem kimseye müsaade etmiyor. Anında yok eder hatunu. Bu hep böyle devam edemez. Bir gün öyle bir hatun gelecek ki Hürrem'in aşkına da saltanatına da son verecek. Neresi burası? Topkapı Sarayı. Sultan Süleyman'ın sarayı. Bu sesler ne? Bizi buraya getiren adamı Barbaros'u karşılıyorlar.
Bu kadar kafi derhal toparlanın. Akşam olmadan önümüzdeki derbendi geçmemiz şart. Emredersiniz paşam. Hünkârımızdan hala bir ses seda yok. Belki de sultanımız söylemedi. Vermişlerdir muhakkak. Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Orası öyle tabii de paşa. Paşa hazretleri. Hünkârımız Hızır Reis'i payitahta davet etmişler. Dediklerine göre kaptanı Derya olacakmış. İskender Çelebi, vazifenden azledilince seni ulak yapmak lazım. Hı? Zira kulağın bir hayli delik. Doğru. Kulağıma çok şey geliyor. Mesela sizin Nigar Kalfa'yla olan münasebetiniz. Aman paşam, aman. Dur. Yusuf gidip ver. Bırak sen de! Acele edin biraz. Deliler keşfe çıkmıştır. Onlar gelmeden bu iş bitmiş olacak. Bu nasıl karşılama paşa? Hızır Reis değil de sanki hükümdar geliyor. Öyle de diyebilirsin Kasım Paşa. Zira kendisi denizlerin hükümdarı. Hızır Reis, saraya hoş geldiniz. Turgut Reis, Salih Reis, sizler de hoş geldiniz. Hünkârımız neredeler? Bizatihi karşılayacaklar sizi. Birazdan teşrif ederler. Bu kadar şaşaya ne gerek vardı paşa? Onca yol geldik. Fakat bir türlü boğazı geçemedik. Epeydir bekletiliyoruz. Bir an evvel hünkârla görüşmek isterim. Usul erkan böyle reis. Bekleyeceksiniz. Hünkârımız gelince eğilip eteğini öpmeniz gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Bu kaydeleri bir yere yazıp yollasaydın be paşa. Biz şimdi hangi birini aklımızda tutacağız? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bekleyin. He? Unutmayın, eteğini öpeceksiniz. Gel Hızır Reis, yaklaş. Hünkârım. Payitahta hoş geldin. Hoş bulduk hünkârım. Aç, aç. 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 Geç. Geç, 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 geç. Oo, gönder oraya. Bilal, amma kalabalık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? La havle ve la kuvvete.
İyi, iyi bu. Gel, gel. Gel. Hazır reisin de maşallahı var. Önüne kattığını getirmiş buraya. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye sunmak isterim. Elbette. Artık bir Osmanlı toprağı olan Cezayir'in anahtarını size takdim etmekten şeref duyarım hünkârım. Birbirinden yiğit reislerinle nice zaferler kazandın. Osmanlı'nın senin gibi yiğit evlatları oldukça sırtı asla yere gelmez. Bu uğruna nice canlar feda edilen Cezayir, bundan böyle Osmanlı mülkünün en güzide toprağıdır. Asil hatunları ön taşlığa alın. Sığmaz Aram. 30'a yakın hatun var. Hangi birini yerleştireceğiz oraya? Yahu onları da eski saraya gönderirsiniz. İyi tamam yeter. Hadi kalabalık yapmasınlar. Bunları da geri gönderin. Çabuk ol. Haydi Yalma. Yürü hadi yürü. Biz saraya girmeyeceğiz mi? Hayır. Nereye götürecekler bizi? Esir pazarına gideceksiniz. Esir pazarı mı? Sor sorma hatun. Yürüyün hadi. Yürü be hatun. Hadi be. Çabuk ol. Yürü. Ne oluyor burada? Hızır Reis'in hünkârımıza sunduğu cariyeler sultanım. Bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Gülfem. En güzellerini, en akıllılarını bul. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Aralarında asil hatunlar da var. Onlardan birini seçebiliriz. Bize asalet değil. Hünkârımızın kalbini yakacak bir ateş lazım. Charles Kane'e nefes aldırmıyorum hünkârım. Kıyılara inemiyor. Hele o gafil. Andrea Doria. Mütemadiyen kaçıyor. Kralı Charles Kane kaçarken o neden dursun? Tahmasp'ın da vaziyeti aynı. Cesaret edemiyorlar. Askerlerinden, halkından ve dahi hatunlarından da utanmıyor bu korkaklar. Yüce iradeniz karşısında bir gün hepsi diz çökecektir hünkârım. Bunu senin gibi yiğit beylerimle birlikte başaracağız. Hızır Reis. Cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı Derya olarak başına geçmendir. Şeref duyarım hünkârım. Fakat bu vazifeyle benim payitahta kalmam icap eder. Malumunuz ben hep denizlerdeyim. Ben seni payitahta oturasın diye çağırmadım. Akdeniz'e açılacaksın ve orayı bir Osmanlı gölü haline getirinceye dek savaşacaksın. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım. Lakin malumun üzere Selasker İbrahim Paşa sefere çıktı. Hızır Reis evvela Halep'e Selasker İbrahim Paşa'nın yanına gidecek. Sonrasında payitahta dönünce kaptanı Derya olarak vazifesine başlayacaktır. Thank you.
İskender Nigar'ı öğrenmiş mi? Aleyhimize kullanacaktır. Bilhassa askerler arasında yayılmasını sağlayacaktır. Hürrem Sultan'dan almıştır havadisi. Birlikte hareket ediyorlar, belli. Halvete gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım, hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım hatunu. Ruhu bile duymadan sokarız as odaya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Bilecek ki engel olsun. Duyar duymaz harekete geçecektir. Belki de müdahale etmez. Malum hünkârımız epeydir hiçbir hatunu kabul etmiyor. Hürrem'den bahsediyoruz. Bu tehlikeyi göze almaz. Mutlaka engel olacaktır. Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin. Zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun?
Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel mi? Oh, maşallah bir içimiz. Gülşah! Buyurun sultanım. Sümbül Ağa'yla birlikte yeni gelen carilerin hepsine bakın. En güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Haremin öte yana geçmeyecekler. Sultan. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Fatma Hatun, artık Halvete Hatunları sen mi götürüyorsun? Gülfem Hatun'un emri. Götür şu hatun taşlığı. Bir daha da boyundan büyük işlere kalkışma. Aklı havada onu biliyoruz. Kulağına ne oldu? Gülfem Hatun emretti diyorum sana. Baş haznedar. Fatma, o zehirli dilini koparmadan dediğimi yap. Aksi halde Hürrem Sultanımızın asabı bozulur. Peki sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Ne demek bu Gülfem? Neden azlini istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle? Acele et. Çıkmamız lazım hatun.
Paşa Hazretleri, hepimize büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun, öyle mi? Adamlar burnumuzun dibine kadar giriyor. Tuzak kuruyorlar ve senin bundan haberin olmuyor. Böyle mi tedbir alıyorsun? Gereğini yaptım paşa. Keşif yapıldı. Lakin bir şekilde sızmışlar. Mustafa Paşa. Paşam. Gayri güzergahımızın emniyetinden sen mesulsün. Emredersiniz paşam. Sana gelince İskender Çelebi. Bundan böyle atımın ayağına taş dahi değse. Bunu senden bilirim ona göre. Dışarı! Yakalayın şunu. Demek kaçıyordun. Sultanım. Bu vaziyette bile sana karşı merhametli oldum Nikar. Fakat benim sabrım zorlama. Şu anda alırım canını. Alın o vakit. Alın canımı kurtulayım. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Kim yardım etti sana? Sultanım. Cevap ver bana! Madem duymak istiyorsunuz, söyleyeyim. İbrahim Paşa beni buradan, sizin elinizden kurtarmaya çalışan İbrahim Paşa'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni seviyor. Yıllardır birlikteyiz. O evi de bana İbrahim Paşa aldı. Gigar. Dışarıda kaldığı gecelerde benim yanımdaydı. Siz onu mutlu edemediniz. Ama ben ettim. Benim yanımda mutluydu. Alın şunun kellesini. Öyle acılar çekeceksin ki ölmek için yalvaracaksın bana. Götürün şunu. Kapatın. Şehzadem, şehzadem bağışlayın. Allah'ım sen bana yardım et. Şehzadem, evlatlarım var, onları yetim bırakmayın şehzadem. Bağışlayın beni şehzadem, bağışlayın. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Dur! Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim.
şehzadem. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Şehzadem, ben de sizi bekliyordum. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultanımızdan bir haber geldi o yüzden. Vazifesinden azledilmişler. Haremi artık Hürrem Sultan idare edecekmiş. Validem nasıl? Sıhhati yerindeymiş çok şükür. Fakat bir hayli üzülmüşler. Yakında buraya gelecekler. Anlayacağınız şehzadem, Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Ne güzel bir gün. Ne aldın? Nere beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Mahsus yapıyorlar. Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sabah hünkârımızla görüştüm. Emir vermişler. Afife Hatun geliyor. Güzel. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Hürrem'in hakkından ancak Afife Hatun gelir. Gelir gelmesine de. Hürrem de o kadar kolay lokma değil. Eğer ondan kurtulmak istiyorsak... ...daha akıllıca davranmamız lazım. Keşke burada kalabilsem. Hürrem'in acılar içinde kıvrandığını görmek isterim. Sen oyalanmaya devam et Mahidevran. Bakarsın. Gerek kalmaz gitmek. Sultanım sakin olun. Anne ne oluyor? Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Esma! Buyurun sultanım. Şehir ittifakı harekete geçti. Onlar istedi bunu. O yüzden geliyor bu hatun. Kim geliyor sultanım? Ne diyorsunuz siz? Afife Hatun geliyormuş hünkârımızın süt annesi. Eyvallah olsun. Ne? Dayelerin dayesidir o. Valide sultanımız bile çekinirdi ondan, ne dese yapardı. Eşyalarımı toplayın. Giriyoruz. Nasıl, nereye gidiyoruz? Laf emeği kirletmeyin bana!
Derhal toplanın. Çabuk! Paşa Hazretleri, sandık sizin için getirildi. Ne sandığı, nereden çıktı bu? Hünkârımızın size hediyesiymiş paşam. Bırakın, çıkın dışarı. Senin gözlerinde korku var Margot. Sadakatin huzuru yok. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sana ne dedim Hürrem? Bu daire boş kalacak demedim mi? Sultanım, son hadiseler can nezir bir hayli sıktı. Biraz uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var. Benimle alay mı ediyorsun sen? Haşa. Ne haddime? Derhal boşalt bu daireyi. Bağışlayın. Fakat burası artık benim dairem. Delirdin mi sen? Karşında Hatice Sultan var. Sen mi akıl vereceksin bana? Yıllardır başkalarının arkasına sığınıp durdun. Şimdi sıra Hatice Sultan'a mı geldi? İkiniz de çıkın. Sultanım. Çıkın dedim! Siz de. Herkes çıksın. Beni iyi dinle Hürrem. Bir kez daha söylemeyeceğim. Hemen şimdi bu daireyi boşalt yoksa... İhanet acısı sizin yüreğinizi karartmış. Gözünüzü öfke bürümüş anlıyorum. Bir kadın olarak yerinizde olmak istemezdim. Ağır çok ağır. Senin canını alırım. Hiç durmayın sultanım. Nice ölümlerden döndüm. Yine dönerim. Ama siz sultanım... Artık iflah olmayacaksınız. Bu ihaneti duymayan kalmadı.
bastırdılar gelecek. Bir gün senin de hakkında konuşacaklar Hürrem. Alay edecekler senin. Neden biliyor musun? Çünkü hünkârımız başka bir hatuna aşık olacak. Hayal kurmayın. Dünyada öyle bir hatun yok. Yaşamıyor. Köle başı ne kadar? Köle başı 300 altın. Hepsi birbirinden sattı bunların. Acem diyarından, saraydan bile gelen var. Çok dedin, çok. Ucuz ne var, sen onları göster. Gene çarı, çürüğü, toplucan anlaşılan. Hadi hadi, uzatma da göster. Şş, sen gel. Saraydan yolladılar bunu. İşini görüyorsa al götür. Adın ne senin? Konuşsana hatun. Adın ne senin? Firuze. Madem hiç kimseden korkun yok. Madem hiçbir hatun seninle baş edemez. O halde neden engel oluyorsun hatunların gelmesine? Hünkârımızın başka kadınlara ihtiyacı yok çünkü. Fakat arzu ederseniz İbrahim Paşa için hazırlayabilirsiniz, malum. Hatunlara pek düşkün.